Isparta'da askeri eğitim amacıyla kullanılan uçak düştü. Olayda 3 askerimiz şehit oldu. CHP İstanbul'da bugün devir teslim gerçekleştirdi. Yeni il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddialara ne cevap verdi? Kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Bu kez Bursa'da bir kadın daha katledildi. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT Ana Haber'de. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün Isparta'dan çok acı bir haber geldi. Yalvaç ilçesinde askeri eğitim uçağı düştü. Olayda maalesef 3 askerimiz şehit oldu. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üzücü bir gelişme yaşandı. İlçeye bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan bir hava aracı düştü. Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın kasa tipi CN-235 kargo uçağı olduğu belirtildi. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada 17 Ocak 2018 tarihinde 11.03'te konuştu bulunduğu Eskişehir 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde 2 pilot ve 1 teknisyenle kalkış yapan CN-235 kasa tipi askeri nakliye uçağıyla saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve 3 kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır denildi. Bu arada kazada şehit olan 3 askerden ikisinin kimlikleri belli oldu. Binbaşı Ümit Kara Mustafa'nın Ordu Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da yine Ordu İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 2001 yılında kasa tipi uçaklarla 3 kaza gerçekleşmiş, bu uçakların uçuşlarına bir süre ara verilmişti. Geçelim siyasetin sıcak başlığına. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye sınırına kurulmak istenen YPG ordusuna Türkiye tarafından çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, böyle bir oluşuma asla izin vermeyeceğiz dedi. Gazın resultat at det foreligger et parlamentarisk grunnlag for en... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde IŞİD'le mücadele küresel koalisyonu sözcüsünün Suriye'nin kuzeyinde Suriye sınır güvenliği gücü tesis edileceği yönündeki açıklaması üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD-YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye'nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütleriyle işbirliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığına da işaret etti. Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı. Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunu belirten Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde bir terör gücü oluşturulmasına seyirci kalamayacağını, ABD'li yetkililere her düzeyde anlatmaya devam edeceğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de sorunun çözümü için müttefikler arasında açık diyaloğun önemine dikkat çektiği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım ise 3. Anadolu Medya Ödülleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ordusu açıklamaları ile ilgili
Müttefiklere seslendi. Açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını artan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. Bir yandan Suriye'de, Irak'ta işleri yoluna koyalım derken dost bildiğimiz bazı ülkeler hem de NATO içinde bizimle beraber aynı masa etrafında oturanlar bize karşı alenen terör faaliyeti yürütenlerle bir olup bir ordu kuruyorlar. NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık. İcab ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz. Ancak bugünlerde gerçek dost ve gerçek dost olmayanlar belli oluyor. Emperyalist özlemler, hedefler bölgede yeni planlamalar peşindeler. Yeni planlama Türkiye'nin bölgedeki teminat gücünü zayıflatmaya yönelik planlamalardır. Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz tabi olduğunuz müttefikliğe NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor. Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan şartlar ne olursa olsun zerre kadar taviz vermedik. Bundan sonra da hiçbir şekilde hiçbir güç şu ay yıldızlı bayrağı indiremez, bu ezanları dindiremez, bu milleti bölemez, ayrıştıramaz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da bugün basın toplantısı düzenledi. Hükümetin sınır ötesi operasyonuna destek verdiklerini söyleyen Tezcan, ancak diplomasiyi hamasete kurban etmeyeceğiz dedi. Sınırlarımızın ötesinde daha önce de söylediğimiz gibi sınır bölgelerimizde Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ülkemizin güvenliğini tehdit edecek adımlara ve her türlü girişime karşı birlikte cesaretle karşı koymak zorundayız. Bunda hiçbir tereddüt yok. Bu mesele bir iktidar muhalefet meselesi değildir. Başından beri bunu söyledik ve bu noktada Türkiye'nin sınırlarının dibinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek şekilde terör yapılanmalarına destek veren bir müttefiklik anlayışı kabul edilemez. Ülkenin, Türkiye'nin müttefikiyim diyerek kalkıp yanı başımızda bu terör oluşumlarına verilecek desteğe yüksek sesle hep beraber karşı çıkacağız. Bununla ilgili hiçbir tereddüt yoktur. Ama bunları yaparken bir başka şeye daha dikkat edeceğiz. Diplomasiyi hamasete kurban etmeyeceğiz. Diplomasiyi bırakmayacağız. Hamasete kurban etmeyeceğiz. Bölgede başından beri tutumumuz açıktır. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemlidir. Bunu dinamitlerseniz Türkiye'nin güvenliğini tehdit altına sokarsınız demiştik. Ama Emevi Camii'nde
namaz kılma sevdası içerisinde olanların Süleyman Şah Tübresi'nde abdestleri bozuldu. Türkiye şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıya. Sınırda yaşanan son gelişmelerle ilgili Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den de bir açıklama geldi. Destici, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yaptığı bütün tavırlarla PKK ve YPG'yi desteklediğini belirterek herkes bilsin ki heveslerini kursaklarında bırakacağız dedi. Yakın bir zamanda birçok üst düzey Rusya yetkilisi Türkiye'de faaliyet gösteren PKK ile Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'yi terörist örgütler olarak görmediklerini açıkladılar. Lakin Rusya inanılmaz bir şekilde Avrupa ve ABD'nin kağıt üstünde bile olsa terör örgütü kabul ettiği PKK'yı bile terör örgütü olarak görmüyoruz dedi ki bu inanılmaz bir durumdur. ABD aleni hasmımız olarak şu anda yaptığı bütün tavırlarda alani bir hasmiyet içerisinde ve PKK'yı ve YPG'yi destekliyor. Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen, bütün müdahalelerine rağmen bazen gözünü kapatıyor, bazen kulağını tıkıyor ama bildiğini yapmaya, PKK'ya ve YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Bizim bu konuda şu anda özellikle Suriye konusunda müttefiklik yaptığımız Rusya'dan PKK'yı ve YPG'yi terör örgütü olarak niteledikleri istikametinde net ve resmi bir tavır ve açıklama bekliyoruz. Ama herkes bilsin ve duysun ki Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden gelecek ve hain emellerini kursaklarında bırakacağız. Bunun içindir ki biz bu terör devletini kurdurtmayacağız ve Suriye'yi YPG'ye, PKK'ya ve bütün terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere de dar edeceğiz. Bu arada Afrin operasyonuysa her an başlayabilir. Batı ve Doğu illerinden yola çıkan tank, fırtına obüs topları Kilis, Hatay sınırına ulaştı. Batı ve Doğu illerinden yola çıkan 50'den fazla tank, fırtına obüs topları Kilis, Hatay il sınırının bulunduğu sınır hattına ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında bir akaryakıt istasyonu yakınlarında toplanan tanklar ve fırtına obüs topları Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik bölgelere tank ve fırtına obüs toplarının sevki yapıldı. Askeri sevkiyatların peyderpey devam edeceği öğrenildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmede Amerika'nın YPG ordusu kurma girişimi ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı General Joseph Dunford'la bir araya geldi. Gündem ABD'nin YPG ordusu kurma girişimiydi. Görüşmede Akar'ın Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve tek taraflı olarak alınan PYD-YPG kararından duyulan üzüntüyü ve tepkiyi dile getirdiği bildirildi. ABD'nin bu kararından dönmesi gerektiğini ifade eden Akar, Türkiye'nin IŞİD karşıtı koalisyonun bir parçası olduğunu hatırlattı. IŞİD'le mücadele konusunda alınan kararların doğrudan Türkiye'yi etkileyeceğini ifade eden Genelkurmay Başkanı, bundan sonra alınacak kararlarda Ankara'ya danışılması gerektiğinin altını çizdi. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama var. Genel Sekreter Antonio Guterres, Suriye sınırında kurulacak sınır güvenliği gücü için Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu dedi. Muito boas tardes, senhoras e senhores jornalistas, muito obrigado. Birleşmiş Milletler'den sınıra ordu yorumu geldi. Krizin askeri bir çözümle çözülemeyeceği söylendi.
Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Guterres, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü kurma planına ilişkin soruya, Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu yanıtını verdi. Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, Suriye'deki krizin askeri çözümle mümkün olamayacağını ifade etti. Bu arada 2018 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada Afrin Operasyonu ve OHAL'in uzatılması olmak üzere iki kritik başlık var. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ocak ayı olağan toplantısının en önemli gündem maddesi Afrin Operasyonu. 19 Ocak'ta sona erecek OHAL'in uzatılması yönündeki tavsiye kararı da bugünkü toplantının ana gündem maddeleri arasında yerini alıyor. MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılması yönünde karar verilecek. 21 Temmuz'da ilan edilen OHAL böylelikle 6. kez uzatılmış olacak. İstanbul Barosu önceki dönem başkanı Profesör Doktor Ümit Kocasakal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. CHP'nin 3-4 Şubat günü yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık için İstanbul eski Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın adı geçiyordu. CHP'deki genel başkanlık yarışına ilişkin tartışmalar bugün yanıt buldu. Kocasakal, CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ben kendi adıma Ümit Kocasakal olarak şahsen değil ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım. Kocasakal konuşmasında HDP güzellemesi yapanlar CHP'de siyaset yapamaz dedi. Partinin genetiğiyle, genleriyle, kimyasıyla, ruh kökleriyle, ideolojisiyle uyuşmayan kişilerin bir takım söylem ve eylemleriyle partinin tüzel kişiliğine, kimliğine zarar verdiği görülmektedir. Atatürk'e kefere diyen, Mustafa Kemal'in askerleri sözünden rahatsız olan, anlamsız bir asker yoldaş polemiğiyle gerçek düşüncelerini örtbas etmek isteyenler, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar, Atatürk'ün partisinde siyaset yapamazlar. Ümit Kocasakal CHP'deki hedeflerini ise şöyle açıkladı. Çıkış noktam şu: oy vermeye tıpış tıpış değil, koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP, bir Cumhuriyet Halk Partisi ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım. Bir süredir kullanıyordum. Bence her şeyi özetliyor. Kurtuluş kuruluştadır. Kuruluştaki ilkelerdedir. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün devir teslim töreni vardı. Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Can Polat'tan devraldı. Kaftancıoğlu yaptığı konuşmada AK Parti'yi eleştirdi. CHP İstanbul'un 39 ilçesinde ayağa kalkacaktır dedi. Kaftancıoğlu ayrıca bir tweet'i yüzünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da özür diledi. CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu için devir teslim töreni vardı.
Törende Kaftancıoğlu Cemal Can Polat'tan görevi teslim aldı. Bu topraklardaki aydınlık ateşini İstanbul'un çeperlerinden başlayarak merkeze getiren bir ateşi büyütmeye geliyoruz. Sevgili dostlar, eylemde değil, söylemde değil, eylemde de birlikte olacağız. 39 ilçeden ayağa kalkacağız. Bunu görüyorlar ve bu nedenle korkuyorlar. Genel Başkanımızın başlattığı milyonlarca umut olan hak, hukuk, adalet yürüyüşünün İstanbul'da nasıl vücut bulduğunu ve bunun nasıl sonuç alınacağını görüyorlar. Kaftancıoğlu öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili eleştirilerine cevap verdi. Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğiyle, ne içtiğiyle, neye inandığıyla değil, insanların hak ve özgürlükler çerçevesinde neye inanarak mücadele ettiğiyle ilgili. Burada benim sevgili eşim tarafından paylaşılmış bir fotoğraf var ve üzerindeki yazıyı da zaten görüyorsunuz. Söylemeyi ayıp sayarak, yalnız bakın, söylemeyi ayıp sayarak ve bana bunları söylemeyenleri de kınayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Bu fotoğrafta çatal ve bıçağın yeri, sanıyorum fotoğrafı çeken kişinin açısından bakıldığında karşı tarafın taba olduğu aşikar, ama bunu bile söylemeyi ayıp sayıyorum. Yurt dışında bir yabancı arkadaşıyla yapılan böyle bir paylaşım yerlidir, yersizdir, kişinin kendi kişisel özelliğidir, tartışılır. Ama bunun üzerinden bir kişiyi ve o kişi, hele ki bu devletin yetiştirdiği en iyi hekimlerden birisi olan, hayattaki en büyük önceliği eşi, çocukları, ailesi ve hastaları olan ve hiç kimsenin inancına bakmadan, ideolojik duruşuna bakmadan bu devlete hizmet veren birisi olan birisi için bunun üzerinden bir kişinin hedef gösterilmesi, o detayı paylaşmayı bile ayıp sayarak hedef gösterilmesi ve bunun bir AKP genel başkanı üzerinden yapılması, bundan sonra da ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı politikaların nasıl devam edeceğinin bir göstergesi. Canan Kaftancıoğlu, gezi olayları esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesiyle ilgili attığı bir tweetle ilgili de Erdoğan'dan özür diledi. Ben Sayın Erdoğan'ın annesine küfür olan bir duvar yazısını da, çünkü o kadar çok paylaşmışım ki öyle bir görseli de paylaşmışım. Bizim için anne olmak ve annelik hepimiz için çok kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi Sayın Erdoğan annesine bir şey denildiğinde de bunun karşısında duracak bir olarak bu paylaşımından dolayı ben Sayın Erdoğan'dan samimi bir şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim. Annesine. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Gündemindeki bir diğer konu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında yaşanan polemikti. Cumhurbaşkanının beyhude saldırılarına karşı genel başkanımızdan, bizlerden açıklama duymayacaksınız dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Gündeminde AK Parti-MHP ittifakı vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerde bulundu. MHP'de değişen bir şey yok. Artık MHP sadece ve sadece işi hakarete döktü. Kendilerine karşı yapılan basit, bırakın küfrü, bırakın hakareti, ağır eleştiri sınırları bile içinde olmayan, sadece MHP AKP'ye selektör yapmıştır. MHP anahtarları teslim etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi kepenkleri indirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'sa genel başkan adayı da mı olacaktır gibi sorulara karşı hafta boyunca olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli'nin ağzından da onlarca hakaret, onlarca küfür duyduk. Eleştirilere küfürle yanıt verme bir siyasetin ve bir siyasinin tükendiğini göstermektedir. Bu tükenmişlik bizi bu noktaya getirmiştir. Ama bir gerçekle karşı karşıyayız. Kendi tabanında, kendi seçmenlerinde ciddi tepkilerle karşılaşan Milliyetçi Hareket Partisi çareyi bize hakaret etmekte değil, tabanını ikna etmekte aramalıdır. Ayrıca bugün alan aldı ifadesi, yani CHP'li sözcüler
deyip birçok hakaretten sonra alan almış, bu defter burada kapanmıştır diyor. Türkçe'de alan almak diye bir tanımlama var ama yarım. Alan aldı, satan sattı diyor. Alan aldı, AKP istediğini aldı. MHP aday çıkarmıyor. AKP'ye kayıtsız destek sağlıyor. Alan almıştır. Peki satan ne satmıştır? Burada satılan nedir? Bu sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. Alan aldı, bu defter burada kapandı diyor. Bu defter burada kapanmaz. Siz 16 Nisan'daki tek adam rejimine geçiş heveşleriniz bütünlemeye kalmıştır. Bunun bütünlemesi sizin açınızdan yapılacak olan ilk seçimlerdir. Yapılacak seçimlerde referandum niteliğindedir. Gündemindeki bir diğer konuysa İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tartışmalarıydı. Bu tartışmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermeler de bulundu. Gündemi belirlemesi gereken iktidardır. Eleştirmesi gereken muhalefettir. Ve iktidar partisinin eleştirilerine karşı muhalefet partisinin cevap vermesi gibi bir mesele aslında iktidar muhalefet ilişkilerinin fiilen yer değiştirdiğini göstermektedir. Saray ittifakı halkın gönlünde ve zihninde muhalefete mahkum olmuştur. Ve şu an fiilen halkın iktidarı ve 16 Nisan'daki hayır ruhu ittifak halindedir, son derece güçlüdür. Karşı tarafın kimyasını bozmuştur. Yapılacak olan seçimlerde İstanbul'u kaybedeceğini anlayanlar, İstanbul'a genç, dinamik, kadın bir başkandan fevkalade rahatsız olanlar, yapmış oldukları saldırılarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi seviyelerine ve kendi alanlarına çekmek istemektedirler. CHP hem İstanbul'da hem yapılacak referandumda Türkiye'de iktidara doğru büyük bir moralle ve umutla yürümektedir. Bu çırpınışlar beyhudedir. Cumhurbaşkanının o saldırılarına karşı genel başkanımızdan bir açıklama duymayacaksınız. Bizlerden duymayacaksınız. Bir ülkede ülkenin cumhurbaşkanı, tarafsız olması gereken cumhurbaşkanı bu her şeyi bir yana bırakıp dönüp gidip kendisini önce bir partinin genel başkanlığını indirgemiş, şimdi de bir partinin İstanbul il başkanıyla polemiğe girişmiştir. Canan Hanım bu polemikte kendisinden konuşur, gerekli cevapları verir ama biz isterdik ki bu tarafsız cumhurbaşkanı kendini bu hale getirmesin. Şu an için bizim nezdimizde partisine, sevenlerine saygımızdan ona cevap düzeyi il başkanlığı düzeyindedir. Biraz daha devam ederse kendisini Bakırköy ilçe başkanlığı ya da Karaoğlanlı belde başkanlığı düzeyinde de cevaplamaya devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Emekli Amiral Türker Ertürk KRT'de Sorguluyorum programına konuk oldu. KRT Genel Yayın Yönetmeni Ferit Atay'ın sorularını yanıtlayan Ertürk, CHP'de tartışma konusu olan İstanbul Yeni İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevden alınmasını istedi. Siz kurucu ideolojiyi desteklemeyebilirsiniz. Siz Ermeni soykırımı var da diyebilirsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde değil. Bakınız, şimdi size şöyle söyleyeyim. Burada bir kulüp var. Bu kulüp Biriç kulübü. Burada Biriç oynanır. Sen diyorsunuz ki, ben pişti oynayacağım sizin kulüpte. Bakınız, pişti oynayacaksanız gidersiniz pişti kulübüne. Yoksa bir pişti kulübü kurarsınız. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP'leştirecek işlemlerin içindesiniz. Biliyoruz da bunları zaten. Bu nazik dönemde, bu şehitlerin geldiği dönemde, bu mücadelenin tavan yaptığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürk'ün kurucu olduğu partiye ihtiyacımız en fazla varken onun inanırlığına, güvenilirliğine helaldar edecek bir il başkanı, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu da eleştiriyorsun. Derhal görevden alması lazım. Görevden alması lazım. Derhal görevden alması lazım. Peki bir genel başkan... Şehit annelerine nasıl hesap verecek? Hı hı. Bu kadın altı oku desteklemiyor. Bu kadın HDP'ye yakın. Böyle bir şey olamaz ya. Ama bu kadın yok olsun, bu kadın siyaset yapmasın. Hayır, böyle bir şey demiyorum. Canan Hanım gibi insanlar da siyaset yapılmalı. Hem de başlarına
en ufak fiske gelmeden, ama yeri Cumhuriyet Halk Partisi değil, yeri Atatürk'ün partisi değil. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka ilişkin konuştu. Bakan Gül, hayırlı işlerde acele etmek lazım. En kısa zamanda milletimizin mutabakatını sağlayacak şekilde geniş katılımlı ittifakı sağlayacağız dedi. Bu bir milli mutabakat buluşmasıdır. Milli ve yerli, Türkiye'ye dair, Türkiye'nin geleceğine ve ufkuna dair bir mutabakat zemini anlamında bir süreç yaşanacak. Süreci zaten sizler de takip ettiniz. Genel başkanlarımızın görevlendirmesiyle çalışmalarımızı da başladık. Milletimizin, ülkemizin birlik, beraberliği ve çoğulcu, katılımcı bir demokrasi ve uyum süreci anlamında çok önemli bir gelişme olacağına inanıyorum. Türk demokrasi hayatı için çok önemli gelişmelerin, birlikteliğin, bir mutabakatın gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu milli ve yerli olan tüm unsurların şemsiyesi altında buluşacağı bir milli mutabakat çalışması olacak. Efendim, siyasi partiler yasasındaki engel mi kaldırılacak? Nasıl bir düzenleme olması gerekiyor? Evet, şu anda bildiğiniz gibi siyasi partiler kanunu, milletvekili seçim kanununda bu hususla ilgili bir yasal altyapı bulunmamaktadır, imkan bulunmamaktadır. Hatırlayacağınız gibi 1991'de ve yakın zamanlarda bazı partiler bir parti merkezinde ittifak yaparak bu süreci fiili olarak aşıyorlardı. Ama bunun yasal imkana da kavuşacağı bir çalışmayı beraber değerlendireceğiz. Kamuoyuyla, milletimize paylaşacağız. Peki Sayın Bahçeli'nin dile getirdiği mühürlerle ilgili bir çalışma var mı? Yani iki partinin de, eğer AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanlığı seçimine ittifak yaparak girerse bu mühür tartışması nasıl olacak? Bunların hepsi demokrasinin gereği itibariyle ve ittifakında gerektirdiği teknik imkanlar, ihtiyaçlar doğrusunda hep beraber değerlendireceğiz. İki partinin de bunu görecek mi? Şu anda çalışmalarımıza başlamadan bir şey söylemem. Herkese kucaklayacak ve ülkemizin geleceğine emin adımlarla bakacağı daha güçlü bir demokrasi ve Türkiye için çalışmamızı çok geniş perspektifle yapacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiası ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bilgi verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya'da sivillere silahlı eğitim veren kampların olduğunu söylemişti. Akşener konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile görüşen Akşener, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı. Akşener'in ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyum iddiaları ile ilgili "ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var" demişti. Dış gündemle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı denildi. As people look at this and some consider... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında ABD tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı ifadesini kullandı. Yardımın askıya alındığını ve iptal edilmediğini bildiren Nauert, ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz dedi. Nauert 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını, ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na verileceğini belirtti. Sözcü Nauert, Donald Trump yönetiminin aldığı bu kararın Birleşmiş Milletler'de yapılan Kudüs oylamasıyla alakalı olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Büyükelçilik binasını bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacak. Açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika'nın büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını söyledi. Amerikan Başkanı Trump, tüm dünyanın tepkisini çeken bir karar alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmiş, Tel Aviv'deki Büyükelçilik binasını da Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu. Hindistan'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu ise tarih vererek bu yıl içinde Amerika'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü tekrar gözden geçirmek üzere askıya aldığını açıklamıştı. Netanyahu bu karara da destek verdi. 4 yıldır dijital olarak yayınlanan Türkiye'nin ilk ve tek dijital medya dergisi Medya Tablet'ten KRT Genel Yayın Yönetmeni Ferit Atay'ın Sorguluyorum isimli programına ödül geldi. İyi akşamlar, Sorguluyorum'a hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'nin siyasi gündemini konuşacağız, sorgulayacağız. Türkiye'nin ilk ve tek dijital medya dergisi Medya Tablet 3. kez yılın enlerini seçti. Medya Tablet, KRT Genel Yayın Yönetmeni Ferit Atay'ın hazırlayıp sunduğu Salı geceleri yayınlanan Sorguluyorum isimli programı yılın umut vadeden televizyon projesi olarak belirlendi. Evet, Pentagon'dan açıklama yapıldı ama biz bunu konuştuk yayının başında. O konuğum Sayın Ertuğrul'a göre samimi bir açıklama değil. Her hafta aldığı konuklarla gündeme farklı konular getiren Sorguluyorum programı KRT'de her salı saat 22'de canlı yayın olarak yayınlanıyor. Çağımız ve Türkiye Düşün ve Bilim Alanları isimli kitabı üzerinden giderek bu sorgulamayı yaptık. Haftaya aynı gün aynı saatte bir başka konuyu sorgulamak üzere. İyi geceler efendim. Alınan önlemler, verilen cezalara rağmen önüne geçemediğimiz kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'da 3 çocuk annesi kadın evinde 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Gel. Olay merkez Osman Gazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Bursa'ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Kihillo sabah saatlerinde kocası Abdurrauf'u işe gönderdi. Kestel'de bir inşaatta bekçilik yapan 41 yaşındaki Abdurrauf'un işteyken eşini telefonla arayıp ulaşamayınca şüphelenip komşularına eşine bakması için haber verdi. Komşuların evin kapısını çalması üzerine açılmayınca kapı kırılarak içeri girdiler. Komşular korkunç manzarayla karşılaşıp polise haber verdi. 3 çocuk annesinin 6 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. Olay yerine giden kadının kocası Abdurrauf sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde biri yamulmuş 2 adet bıçak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapıyor. Zorunlu deprem sigortası kapsamında asgari prim tutarları yeniden düzenlendi. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 190 bin lira olarak belirlendi. Hazine Müsteşarlığı'nın zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sigortaya konu asgari prim tutarı 1. bölgeden 5. bölgeye sırayla 95, 70, 55, 45 ve 35 liradan az olmayacak. Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 170 bin liradan 190 bin liraya yükseltildi. Öte yandan sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 lira, yığma kagir yapılar için 635 lira, diğer yapılar için 310 lira oldu. Savcılık ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan'ın yanlış iğne sonucu hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan'ın yanlış iğne nedeniyle vefat ettiği iddiası üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ailenin avukatı Pekay Salmanoğlu, önceki gün yüksek ateş nedeniyle babası Medet Talan tarafından hastaneye götürülen Talan'a tahlil ve tetkiklerinin ardından sinüzit teşhisi konulduğunu aktardı. Avukat Salmanoğlu, reçetesinin düzenlenmesinin ardından başka bir merkezde iğnesi yapılan Talan'ın evine gitmesinin ardından fenalaştığını ve bunun üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığını aktardı. Talan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade eden Salmanoğlu, daha sonra olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'yla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Van 100. Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Müdürlüğü bünyesinde cinsel saldırılara karşı destek birimi kuruldu. 100. Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sosyolog Sema Sancağ'ın öncülüğünde üniversite yerleşkesi içerisinde yaşanacak cinsel taciz ve saldırıları önlemeye yönelik cinsel saldırılara karşı destek birimi oluşturuldu. Merkez Müdürü Sosyolog Sema Sancak, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda cinsel taciz olaylarının %30 oranında arttığını belirtti. 1997 yılında merkezimiz kuruldu. Tabii şimdi biz yeni bir birim açtık merkezimizin altında. Cinsel taciz ve cinsel saldırıyı önlemeye karşı destek birimi kurduk. Bu fikir aslında Ankara Üniversitesi'nden çıktı. İlk onlar başlattılar 2011 yılında. Daha sonra çalıştaylar düzenlendi. Biz de 5 yıldır bu çalıştayın üyesiyiz. Böylece birbirimizden haberdar oluyoruz ve üniversitemizde kampüs alanı içinde cinsel taciz ve cinsel saldırı olayları meydana geliyor mu? Geliyorsa ne biçim, nasıl bir önlem alınıyor? Tedbirler nelerdir? Ve neler yapabiliriz diye başlayan bir faaliyetti bu. Sonra bununla ilgili ortak bir yönerge hazırladık. Yani her üniversite kendine göre farklılıkları olmakla birlikte yönergemiz çıktı. Yönetim bunu kabul etti, senatodan geçti. Ve böylece biz de merkezimizin alt birimi olarak cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı destek birimini kurmuş olduk. Buradan şunu hedefliyoruz. Kampüs alanı içinde, yani bütün öğrenciler, çalışanlar, akademisyenler, taşeronlar, işçiler, herkesi kapsayan bir alanı var bunun. Bu kampüs alanı içinde yaşayanlar arasında cinsel taciz ya da cinsel saldırı olayı meydana gelirse bundan sonra müracaat edecekleri bir birim niteliği taşıyor burası ve bir etik kurulumuz var. Bu kurul tarafından incelenecek vakalar gerekirse adliyeye taşınacak ve takipçisi olacak. Son yıllarda bu olaylar çok fazla arttı. Özellikle TÜİK'in verilerinde son 5 yılda %30 oranında arttı. Dolayısıyla bizler de bir şeyler elimizden gelen katkıyı sunmamız gerekiyor. Bir sosyolog olarak bilim insanları İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester Müzesi'nde bulunan 4000 yıllık Two Brothers mumyalarının sırrını çözdü. İngiltere'deki Manchester Müzesi'nde bulunan Two Brothers isimli mumya kardeşler, 1907 yılında Birleşik Krallığın ilk kadın Mısır bilimci Dr. Margaret Murray tarafından keşfedildi. Kahnum ve Nakt ve Nakt ve Ank isimli iki kardeşin M.Ö. 1800'lü yıllarda dünyaya geldiğine inanılıyordu. Mısır'ın başkenti Kahire'nin 400 kilometre güneyinde Deir Rife kasabasında yaşıyorlardı. 4000 yıl önce antik Mısır'ın elit kamarasında yaşayan iki kardeşin dişlerinden alınan DNA örnekleriyle kendileriyle ilgili önemli bir sır çözüldü. Bilim insanları yaptıkları yeni nesil DNA testleriyle Kahnum ve Nakt ve Nakt ve Ank'ın öz kardeş olmadığını ortaya koydu. İki kardeşten alınan diş örnekleri aynı anneden dünyaya geldiklerini ancak babalarının farklı olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizde karşınızda olduk. KRT WhatsApp ihbar hattımız 0545 357 42 13. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bize yazabilirsiniz. Yayınımız önce hava durumu, ardından da Şükrü Pehlivan'ın sunumuyla spor bülteniyle devam edecek. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.